Şunu söyleyeceğim. Bazı skandal haberler var bugün benim canımı sıkan. Ne gibi? Beni üzen. Hocam hep haklı çıkmak zorunda mısın diye sormadan geçemiyorum. Bir tanesi şu. Şimdi önce sana adamı tanıtayım hocam. Bu abimizin adı Amjad Taha. Amjad Taha kimdir? Stratejik siyasi işler uzmanı, İngiliz Orta Doğu Araştırmaları ve Araştırma Merkezi'nin bölge başkanı, yazar, medya falan filan. Bu abimiz bir tweet attı. Türkçesini yazdım. Katar açılışı 1-0 ve ikinci yarı kaybetmeleri için 8 Ekvadorlu oyuncuya 7,4 milyon dolar rüşvet verdi. 5 Katar oyuncusu ve Ekvador oyuncuları bunu doğruladı. 8 tane Ekvador oyuncusu bunu doğrulamış. Şimdi bunu İngiliz basını, özellikle İngiliz basını, bak adam İngiltere ile bağlantılı hocam. İngilizler inanılmaz derecede gündeme taşıdı. Tabii bunu gören Türkler ve bizler haber yapmaz mıyız? Yaptık. Ama garip şeyler oluyor Katar'da. Diğer konuya da geleceğim. Görüntülü bir şekilde geleceğim diğer konuya da. Dünya şu anda isyanda. Diyorlar ki ne gerek vardı Katar'da böyle bir turnuvaya? Ne diyeceksin hocam? Şimdi burada aklımın ermediği bir şey var. Ekvatorlu oyunculara yenilin diye, 1-0 yenilin diye para teklif eden kişiler kimler? Katarlılar bence hocam. Bir dakika. Eğer Katarlılar maçı Katar'ın kazanması için teklif edeceklerse 1-0 yenilin ama ikinci yarıda yenilin filan demezler. Yenilin kardeşim, yenilirse biz şu kadar milyon dolar size rüşvet vereceğiz derler. Bu acaba Katar'da Ekvatorlu oyunculara bu teklifi yapan bahisçiler mi? Çünkü ilk yarı beraber ikinci yarı 1-0 bitmesi bana bir bahis şikesini şey yaptırıyor, çağrıştırıyor. Eğer Katarlı zengin adamlar, Katarlı federasyon yetkilileri Ekvatorlu oyuncuları satın almak isteseler derler ki kardeşim kaybedin ama 1-0 kaybedin ama 3-0. Ama ilk dakikada yiyin golü ama olabildiğince erken yiyin golü diye. Yani böyle bir skora bu kadar ilk yarı berabere bitsin ikinci yarı kazansın diye bir manası yok ki. Katar maçı kazanmak istiyorsa kaçıncı dakikada istiyorsa atsın golü yeter ki bol bol kazansın. Dolayısıyla bu teklif bana göre Ekvatorlu oyunculara Katarlı idarecilerden, Katarlı federasyon yetkililerinden ya da Katarlı devlet yetkililerinden değil, bahis şikesi yapan baronlar veya baronların uzantılarından geldi bu teklif. Çok tuhaf, çok enteresan. Türk medyası da işin üstüne giderken bazı siteler ısrarla tepki gösteriyor bu haberi yapanlara Türkiye'de. Niye? Bilmiyorum. Dediğine geliyor aslında. Yani şimdi bakın mantıken işleri, benim kardeşlerim de mantıken düşünün. Siz Katarlı idarecisiniz. Katar'ın prensleriniz. Oradaki şeyhlersiniz. Dünya Kupası'na iyi başlamak istiyorsunuz. Paranız da bol. Ekvatorlu oyunculara şike teklif ediyorsunuz. Tamam, bu yapılabilir. Suçtur ama yapılabilir. Fakat şike teklif ederken şöyle der misiniz? İlk yarıyı berabere bitirin. İkinci yarıda 1-0 kaybedin. Hayır şöyle deriz. Alın paraları yenilin ya. Hatta mümkünse golü çabuk çabuk yiyin. Bir iki tane yiyin bitsin maç dersiniz. Bana göre bu teklifi yapan Katar idarecileri veya Katar siyasetçileri veya Katar vatandaşı değil. Katar'da bulunan çakallar bence, bahis çakallar. Bence. Peki, İngilizler, Hollandalılar, Amerikalılar bir hayli tepki gösterdiler kupanın niye orada olduğuna dair, neden diye. Evet. Bunun üzerine hatta Louis van Gaal günlerdir önce işte eşi iç çamaşırı almış falan filan Louis van Gaal'e, biliyorsun hocam. Maça öyle çıkacakmış. Böyle Katar'ı kaşıyor böyle biraz böyle. Hani Katar'ı kaşıyor biraz. İşte ne bileyim, bugün de Shakira çıktı. İşte Shakira diyor ki ben gitmem oraya, LGBT'ye saygı duymadıkları için diyor. Ondan sonra bak hocam, bir olay daha var. Şunu da ver, şu Shakira'yı vereyim. İşte Shakira Katar'daki LGBT ve işte falan filan haklarına karşı yasalar sebebiyle Dünya Kupası'nın açılış töreninde konser vermeyi kabul etmemiş Shakira. Yani Katar'ın da çok da umrunda mı diyeceğim. Evet, umrunda.
En sonunda bir tane bir Arap kadını çıkartacaklar. Haklı yere konser verdirecekler. Şimdi bir görüntü daha var hocam. Bir tane bir at, bu hani olimpiyat meşalesi gibi, işte dün bir at Katarlı bir adam atın üstünde. Şeye çıkıyor böyle, tam ne olduğunu görmedim, sinirlendim, kapattım böyle. Adama böyle bir tepkiler çıkamadı, az daha atı öldürüyordu, bilmem ne yapıyordu falan diye. Bak, kupayı zedeleyici şeyler var hocam. Bak, dün akşam İngiliz televizyonu yayındayken bir anda bir shuttle geliyor hocam. Şu yüzü yan dönmüş olan, bize yakın olan adam görüntü alınmasını engelliyor. Bu programı yapan iki tane beyefendi, meslektaşımız. Adam diyor ki çekmeyin kardeşim diyor. Adam diyor ki niye çekmeyeyim diyor. Bak kardeşim diyor, ben medyayım diyor. FIFA akreditasyonum var diyor. Sonra adamla konuşuyorlar. Çekemezsiniz burada diyorlar, böyle bir alanda. Adam diyor ki ben FIFA'danım diyor. Yani FIFA diyorum işte. Evet, FIFA akreditasyonum var diyor. Adam kendisini anlatmaya çalışıyor. Şimdi hocam çok tuhaf şeyler oluyor. Yani senin dediğine geliyorum. Sen bundan bir ay önce dedin ki bu Dünya Kupası oynanmazsa şaşırmayın, İçimden birisi tuhaf şeyler olacak dedin. Yani bilmiyorum, coğrafi ortamını düşündün. Neden? Sonra çıktı FIFA belgeselini seyrettik hocam. Macron, Amerika, işte Fransa, Katar olayını. İşte uçak gönderildi, bilmem uçak parası falan filan. Aklıma tuhaf şeyler geliyor ya. Ertemciğim, her şey olabilir. Çünkü Amerika bu Dünya Kupası'nı çok istemiş olmasına rağmen Blatter dışındaki diğer yöneticiler Katar'a bu Dünya Kupası'nı sattılar. Hatta bunlar itiraflara da konu oldu. Amerika istemezse, İngiltere istemezse o Dünya Kupası oynanmaz. Ve şu anda da kaşıdıklarını görüyorum. Ufak ufak kaşıdıklarını görüyorum. Bakalım iş nereye varacak, bekleyeceğiz. Kaldı bak iki... hocam, senin için akşam saatlerinde yine, yani bu akşam bazı şey, bak videoyu veremediğimiz için TikTok'un arkada video verme gibi bir özelliği yok, ya da ben bilmiyorum. İngiliz antrenmanı, İngiltere milli takımının antrenmanı, ezan sesleri altında antrenman yapıyor İngilizler diyorlar bak. E ne var bunda? E ne var bunda? Ne var bunda yani, ben de anlamadım. Yani bir de İngiliz... neden hep İngilizlerle ilgili, bak hep İngiltere, Amerika, ondan sonra... Bu arada ben İngilizleri kötülemiyorum, ha. Öyle bir şey yok. Adamlar idmanlarını yapıyorlar. Adamların belki haberi bile yok. Ama bir güç, garip biri, ortalığı karıştırmak isteyen İngilizleri falan karıştırdı. İşte Ronaldo, Ronaldo dediler hocam. Ronaldo ile karıştırmaya çalıştılar Dünya Kupası'nı. Bak neymiş? İngilizler ezan sesi altında işte ezan duymuşlar. E duyacaklar tabii, ne güzel. Adam ayda duydu ya ezanı. Ay ne zararı var ezan sesi? Ne zararı var yani? Tam ezan tersi. O ülkenin özel ezan, o ülkenin rutini, bizim ülkemizin rutini, efendime söyleyeyim, günde 5 defa ezan okunur ve çok güzel bir şeydir. Yani Müslüman için de ezan sesi duymak çok güzeldir. Hristiyan için de ezan sesi duymak çok güzeldir. Ben bunu birçok Hristiyan arkadaşımdan duydum. Hakikaten çok güzel. Ne var bunda? O sırada idman yaparlarken demek ki ezan namaz saatiymiş. Adam ezan okumuş. Ne yapıyorsun? Boz 68-95. Ne haber kardeşim? Burada bir şey yok. Fakat bu Dünya Kupası çok şeye gebe. Her şey olabilir bu Dünya Kupası'nda. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Kaldı 40 dakika. Perşe, cuma, cumartesi, pazar. 72 saat kaldı. 3 gün kaldı. Hayırlısı olsun bakalım. Ertemciğim. Aklıma bir şey geldi Ahmet abi. Efendim? Tuhaf bir şey söyleyeceğim. Katılacak mısın bana? Konu Cristiano Ronaldo yine. Ronaldo'nun her ne hikmetse bir anda şey çıktı. 68-95. İşte Manchester United'dan duvarlardan, yine bak işin içinde İngilizler. Duvarlardan işte ne derler, Manchester United'ın stadının dışından, dış cephesinden resimleri, fotoğrafları çıkartıldı. Olabilir. Ronaldo bunu kulübe göre hak etti. Kulübe göre hak etti. Adamlar dediler ki biz de senin adını bundan sonra vermeyeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Newcastle United'la görüşüyormuş Jorge Mendes. Newcastle United'la görüşmelere başlamış. Hatta United, Newcastle'ın sahipleri Araplar deniliyor. O sermayeyle bugün ödül töreninde dünyanın en iyi menajeri seçildi. 2022'nin en iyi menajeri seçildi. Bir görüşme yapmış Newcastle United için. Bilmiyorum gider mi gitmez. Sadece görüşme yaptığını duydum. Ve şöyle bir haber geldi hocam. Cristiano Ronaldo dünyanın en büyük reklam şirketlerinden biri olan, dünyanın en büyük
markalarından bir tanesini elinin tersiyle itmişti. Hatırlıyor musun Avrupa Şampiyonası'nda? Basın toplantısı sırasında Coca-Cola'yı eliyle itti hocam böyle. Aslında bitişi orada başlamış olabilir mi? Bana göre bitişi, bak futbolda bir insanı kolay kolay iyiysen bitiremezler. Onun bitişi bence Manchester United'a gitmekle başladı. Manchester United iyi bir takım değil. Bir, İngiltere Premier Lig'de ilk üçe giremezler. İki, ben Ronaldo her şeyi yaşadım. Senin Manchester United'da ne işin var? Gideceksen City'ye git, gideceksen Liverpool'a git, gideceksen Bayern Münih'e git. Bunların hiçbirine gidemiyorsan ülken Sporting Lizbon'a git. Paranın peşindeysen de Arabistan'a git, Çin'e git. Manchester United en kötü seçim. Sen zaten Manchester United'da oynamışsın kardeşim. Bu Manchester United'ın kadrosuna baktığım vakit İngiltere şampiyonu olamaz, Avrupa'da da bir şey yapamaz. Ne işin var oraya gittiği? Yok efendim beni dedi. Sir Ferguson istedi. Sir Ferguson seni istese camdan aşağı atla dese atlayacak mısın? Hayır. Hatta bana göre Ronaldo'nun çöküşü, geri gidişi Manchester United'la başlamıştır. Coca-Cola bir intikam alıyor olabilir mi hocam? Ya kolay mı kardeşim intikam olmak? Adam iyi futbolcuysa çıkarsa golünü istediğin kadar şey eyvallah boz kardeşim boz. İntikam falan öyle kolay değildir. Bak antrenörden alınır ama futbolcudan alamaz. Hadi Belki. alsana şimdi şeyde. Hadi bakalım ya tutup da Portekiz'de çok başarılı olursa Cristiano Ronaldo şey ne diyecek? Manchester United'ın hocası nasıl açıklayacak bunu? Hangi kredi Ümraniyespor'a gelecek? Öyle diyorlar ya, çok güzel PR Evet. yaptı. Evet. Tebrik ediyorum. Ahmet hocam, bir şunu söyleyelim bak, Cristiano Ronaldo'nun bir bebeği öldü. İkiz çocukları olmuştu, bir tanesi öldü. Allah Çok rahmet büyük moral bozukluğu yaşamıştı. İkincisi de bu Coca-Cola olayını ben ciddiye alıyorum. Bak Coca-Cola bir operasyon yapmış olabilir. Çünkü dünyanın en büyük markalarından birisi, onu belirtelim. Nike'ın bugün reklam filmi çekildi. Bu filmde Adidas'a bir gönderme var. Adidas sokakta mahalle arasında toprak üzerinde yapmıştı Dünya Kupası'nı, reklam filmini. Bugün tam böyle Z kuşağına uygun bir film çektiler ve yayına girdi. Onu söyleyelim. Şimdi Ahmet hocam gelelim. İşte bizim hayalini kurduğumuz şey. Polonya milli futbol takımı Katar'a giderken Polonya'nın güney sınırına kadar F-16 uçakları eşlik etti. Millet Tabii biz söylemiştik zaten. hayır. Hayır. Burada bir strateji uzmanlığı ve ukalalık yapayım. Herkes diyor ki gurur meselesi. Hayır değil. Rus uçaklarından korku. Çünkü geçtiğimiz günler Rus uçakları. Olabilir mi hocam? Bu şov filan değil. Bu böyle kulağını yiyeyim ayağı değil, şov değil. Bir jest değil. Resmen fiziki koruma görevi yapmışlar. Değil mi hocam? Evet. Polonya'nın güneyi neresi oluyor hocam? Polonya'nın güneyi. Slovakya. Slovakya. Orada zaten Rus uçakları bir şey yapamaz herhalde. Orada Slovakya. Polonya'dan direkt Varşova'dan aşağı ineceksin. Aşağı hatta. Onun tabii güzergahındadır. Direkt aşağı inersin. Macaristan falan oradan Romanya, Bulgaristan üzerinden, Türkiye üzerinden Katar'a inersin. Aşağı yukarı yolculuk 6 saat civarında sürer. Polonya milli futbol takımı ve içinde Lewandowski de var. Evet. Of hocam düşünsene, Allah korusun. Neyse söylemeyeyim de. Evet. Evet. Oki ne haber Oki? Oki Üzücü bir hayır. haber vereyim. Ertem'in çocukluğunu görmüşsün Oki. Oki kardeşim bir tane video attı bana. Abi dedi Ertem abinin çocukluğunu gördüm dedi. O kadar benziyor ki sana. Boz ne haber Boz canım kardeşim benim. Üzücü bir haber vereyim. Evet. Senin tuttuğun takım Senegal. Mane. Biliyorum tutmadı. Senegal'de Sadio Mane'nin 2022 Katar Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği açıklandı. Çok üzgünüm. Bu benim attığım tweet. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet. Yani gerçekten çok üzüldüm. Çok etkiler değil mi hocam? Takımın yarısı. Mane bugün dünyanın sayılı atak oyuncularından biri. Çok Hocam. farklı yetenekleri var. Yılan gibi akıyor. Akıyor böyle. Civa gibi akıyor böyle akıyor. İyi oyuncu. Çok iyi. Hocam Bayern Münih'te Lewandowski'yi aratmıyor. Şimdi Lewandowski ile onların oyun tarzı biraz farklı. Ama şunu söyleyeyim Ama sana. o taktik değiştirdi Nagelsmann. Mane çok önemli bir oyuncu. Zaten önemli bir oyuncu olduğu için Liverpool'dan
Bayern Münih onu transfer etti büyük paraya. Doğru mu? Doğru tabii ki. Ahmet Hocam. Mane bu... dünya futbolunun Ertem Şener'idir. Hocam. Bu ne ya? Hulk. Günlerdir yazılıp çiziliyor. Adana Demirspor'a gelecek. Çok iyi olacak. Şöyle olacak. Böyle olacak diye. Ya hocam. Bak. Şu fotoğrafa bak. Göbek. Çok kalınlaşmış bu çocuk. Pehlivan gibi olmuş ya. Hocam. Berbat, ne haber? Berbat bir görüntü. Ben buradan Sayın Murat Sancak'a uyarıyorum. Sayın Başkanım. Başkanım. Murat Sancak daha fit ondan. Bu görüntüyü benden başka kimse de göremezsiniz. Ben bunu bugün bazı araştırmalar sonrası da buldum. Lütfen bakın. Sayın Murat Sancak'a çağrımdır. Bu görüntüsünü gördünüz mü? Buldunuz mu? Baktınız mı? Mutlaka bakmışsınızdır. Zaten Metin abi inanılmaz bir çalışma yapar. Mutlaka haberiniz vardır ama Hulk'un son hali bu. Çok kötü olmuş. Çok kilo almış. Efendim karın yağlanmış, kalçalar büyümüş, bacaklar kalınlaşmış, felaket olmuş. Yani şu anda bir şey söyleyeyim sana. Tamam kuvvetlidir ama şey devamlılığı yoktur. Bence de. Yoktur. Sen yoktur. Türk televizyonlarının manesisin. Ay canım hocam. Bana mani diyebilirsin hocam. Mani. Şimdi dün de söylemiştim. Bugün de söylüyorum. Bugün de anlattım. Israrla Erden Timur'a karşı bir operasyon olduğunu söylüyorum. Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelecekmiş. Eden Hazar Galatasaray'a gelecekmiş. Cengiz Ünder gelecekmiş. Ya arkadaşlar aradım, sordum. Ben de konuştum, Sezgin abi de konuştu. Adam diyor ki yok. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Ne devre arası ne de sezon sonu için. Yok, yok, yok. Yani amaç burada ne biliyor musun hocam? Devre arasında ya da sezon sonunda Erden Timur'a şunu dedirtmek. Erden Timur için şunu söylemek. Gördünüz mü alamadı. Balonu patladı ama. Ben buna inanmıyorum. Erden Timur transfer konusunda Galatasaray'a yapacağı maksimum faydayı sağlamıştır. %100. Icardi, Mertens, Mata, Rashica bunları alabilmek her baba yiğidin harcı değildir. Değil. Bu baba yiğitliği de Galatasaray'da ağırlıklı olarak Erden Timur'a mal edilmelidir. Onun başarısıdır. Belki maddi olarak çok büyük bir şeyler vermemiştir ama operasyonu yapmak, organizasyonu sağlamak, oyuncularını Galatasaray'a getirebilmek açısından mutlaka ve mutlaka başrol oyuncusu Erden Timur'dur. O yapacağını yaptı. Bundan sonra yapılacak iş Okan Buruk ve oyuncularda. Yani eğer Galatasaray bu sene şampiyon olamazsa ben Erden Timur'u transferler yönünden Dursun Özbey'i ve Galatasaray yöneticilerini eleştirmem, eleştiremem. Evet. Uruguay milli takımıyla Katar'da olan Kemran ne haber Kemran? Sebastian Sosa annesinin vefat etmesi üzerine kamptan ayrıldı ve ülkesine döndü. Sosa ilerleyen günlerde kampa dahil olacak. Bonasuerte Sosa Uruguay milli takımının yedek kalecisi Sebastian Sosa. Anne acısı. Çok zor. Çok genç zor. 20-25 yaşındaki çocuğun annesi de olsun 45 yaşındadır. Hadi bilemedin 50. Erken bir ölüm. Allah rahmet eylesin kardeşim. Evet biz tenis içeriz hocam doğru. Anneler çok kıymetlidir. Kemran Mehmet iyiyim canım kardeşim. İşte takılıyoruz. Kaldı 3 gün. Ve Dünya Kupası ile ilgili olarak son olarak. Haber. Efendim? Williams kardeşler Katar'daki Dünya Kupası'nda farklı ülkelerde mücadele edecek. Nico Williams İspanya. Iñaki Williams Ghana. Kamil Mehmet. Ne haber? İyi misin? Çok enteresan değil mi hocam? Mesela düşünsene senle ikimiz çok ilginç. Bu da çok ilginç. Senle ikimiz kardeşiz hocam. Sen İspanya'da oynuyorsun, ben Gana'da. Hangisinde oynamak istersin? İspanya. İspanya. Ben Gana'ya düştüm o zaman. Ben sen İspanyolsun, ben Ganalıyım. Ben kazanırım. Hocam, İspanya ile Gana karşı karşıya gelse ne yapar bunlar? Hiçbir şey yapmazlar. Ne yaparlar ya? De birbirlerine basarlar vallahi. Sahaya çıktı mı kardeş tanır mı Ertem ya? Doğru. Daha da kardeş hocam, kardeş tanır mı? Tekrar başa bir dönebilir miyim? Midem bulandı mı? Ahmet hocam. Anlayamadım Ertem. Diyorum ki hocam midem bulandı mı bu Katar Ekvador dedikodusu yüzünden? Midem bulandı mı böyle bir? Hayır midem bulanmadı. Zaten bunlar futbolun dibinde. Çoğunun yakalanmadığı rezilliklerden biri. Ve ben bunu bak açık konuşuyorum. Ben bunun Katar Federasyonu'na, Katar ülkesine mal edilmemesi gerek. Çünkü hayatın olağan akışına aykırı. Hayatın olağan akışına aykırı. Peki. Katar maçı kazanmak istiyorsa bir sıfır falan kazanayım demez. İlk devre berabere bitsin falan demez. Kazanalım der alın parayı der.
Peki. Dünyanın neresi var? İlk devreyi berabere bitirelim. İkinci yarı 1-0 biz kazanalım. Hocam Katar teklifi. Bu ancak bahis şikesi teklifidir bu çocuklar. Yanlış mı söylüyorum? Bunu Katar teklif etmiş. O başkan geldi. Başkan DK. Kopenhagen. Hocam bunu Katar teklif etmiş. Böyle bir teklifte bulunmuş. Katar teklif etmiş. Böyle bir ahlaksız teklif. Öyle deniliyor. İddia. Kardeşim iddia. Mantığı yok diyorum. Yahu sen anlamıyor musun? Mantığı yok. Katar Federasyonu veya Katar siyasetçileri. Ülkenin âli menfaati için. Kazanarak maça başlamak isteseler. Böyle bir para teklif etseler. İlk defa beraber evlisin maçı 1-0 kazanalım mı derler. Ya kaybedin. Katar maçı kazanmak için. Ekvador kazanmıyor. Katar'ın kazanması için yapmışlar. Onu anladım kardeşim. Katar'ın kazanması için. Katar'ın kim bak sen Katar Federasyon Başkanısın. Tamam. Ve ahlaksızsın. Ekvador'a diyorsun ki alın şu 7 milyon doları. Yenilin bize. Yenilin mi dersin? Yoksa ilk devreyi berabere bitirin. Maçı 1-0 biz kazanalım mı dersin? Belki tali yollara girerek yapardın sen böyle şey. Ya neyin talisi? Alın kardeşim kaybederim dersin. Mantık var ya. Mantık var. Hocam bahis baronları kazanacak 1-0'da. Öyle diyorlar bak. Ha, bahis baronları yapmıştır diyorum ben de. Bunu Katar Hı-hı. Federasyonu veya Katar emiri veya Katar siyasetçileri yapmamıştır diyorum. Peki belki, yok çünkü. Belki de böyle hiçbir şey yoktur bununla ilgili. Arkadaki amca, abi böyle bir şeyi çıkartıyor olabilir mi? Manipülasyon yok. Bu tür adamlar böyle iftira atıp da ortalığı velveleye vermezler. Bu kim? O beyefendi işte. Gazeteci mi? Bu haberi ilk veren kişi işte. Kim biliyor musun? O duymuştur. Stratejik siyasi işler uzmanı İngiliz Orta Doğu Araştırmaları ve Araştırma Merkezi'nin bölge başkanı. Bu arkadaş hocam işte bak. Amşat daha. Ertem biraz sana da benziyor bu çocuk ha. Hocam aklıma tuhaf şeyler geliyor. Ne geliyor? Hep tuhaf şeyler geliyor. Şey var diyor hocam. Bir İngiliz ajanın neydi ya? Hatıra defteri, anıları diye bir kitap okumuştum ben unutmuştum. Evet. Unuttum. Ya acaba Katar'ı ezmek için mi yapılıyor bu? Bak her şey olabilir. Katar'ı rezil etmek için yapıyor olabilirler. Gerçekten bu iş olmuş olabilir. Amerika Dünya Kupası'nı gıdıklıyor olabilir. Her hocam şey olabilir. Bak, bekleyeceğim. Bir de İngilizler ayağa kalktı biliyor musun? İngiliz basını, Mirror falan böyle ortalık ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Çek takımı kardeşim. Yok. Çekemeyeceğim. Ya, peki bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki ortaya çıktı böyle bir şey. Evet. Ekvador'la Katar ihraç edilmeli mi sence? Katar takımının ne suçu var? Ben tanımıyorum bunu der biter. Evrensel hukuka aykırı. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Bunu ben kabul edeceğini düşünmüyorum. Evet Valencia Ekvador'da ama Valencia o karakterde bir adam değil arkadaşlar. Valencia o karakterde bir adam değil. Bir kere haberin netliği konusunda bir gerçeklik yok. Adam stratejik ve siyasal nasıl canım kardeşim? Bilemeyiz yani. Bakacağız. Hocam son olarak şunu soracağım. Bizim Derin Futbol YouTube kanalımızda yayınlandığı için yayınımız. Aşağıya da yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu bu arkadaşlar milli takımdan afları istendi. Haklı kardeşim. Fenerbahçe niye haklı biliyor musun? Sana Arda Güler'i, Ferdi'yi, İrfan Can'ı vesaire yolluyorum. Sen önce Serdar Aziz'i alıyorsun. Hadi yalayıp yuttu. Sonra Ferdi Kadıoğlu sakatlanıyor. Bu federasyonun suçu yok. Futbolda sakatlık her zaman olabilir. Arda'yı oynatmıyorsun 5 dakika bile. Ben de İrfan Can'ı çekiyorum. Evet. Çeker kardeş. Evet. Ben de olsam ben de çekerim. İrfan döne ederim. Nihayet özel maç. Gençler oynasın. Hocam başkan, eskiden teşekkür ederim canım eskiden kardeşim. Bak bunu Fenerbahçe için söylemiyorum. Eskiden milli takımdan af istemek ne bileyim ya yani ben anlamadım. Kardeş bu Mustafa Demirel geldi. Son dakikaların golcüsü. Batshuayi Mustafa. Ben Mustafa gitti bir şeye Katar'a. Ne hocam? Katar'a gittim Mustafa Demirel diyorum. Yani ben bilmiyorum ama milli takımdan af istemek bana çok mantıklı gelmiyor hocam. Evladım milli takım da eski milli duyguları yaratacak bir performansım var. Aldığı sonuçlarla, Faroe Adaları'yla,
Kunsu'yla, Hamit Bronstorff. Milli takım Kunsu'nun değil ki hocam. Milli takım Hamit'in de değil. Ama işin var. Milli takım evet. Federasyonun da değil. Ben milli burada 80 değil. Milyona sesleniyorum. Milli takımımız, bizim milli takımımızda o eski havamız yok. Ah benim gençliğimde milli maçlar da düğün dernek olurdu. Trafik dururdu. Milli maçlar çok şeydi. Her şeydi. Ne bileyim hocam ya. Yani milli takımdan af istemek, yani Ferdi Kadıoğlu yok bak. Uzun bir süre yokmuş. Ferran Berlin. İnşallah yalan haberdir. Yani net değildir, gerçek değildir. İnşallah kısa bir süre yoktur. Ama tuhaf yani. Ha hocam bak, İrfan Can Kahveci, Ferdi, onları bir kenara bırakalım. O Fenerbahçeli federasyon arasında ama ben olsam yani bilmiyorum. Ben milli takımdan bir futbolcunun çağrılmasına müsaade etmem. Ayrı mesele. Gerçi hazırlık maçları hocam. Bir şey söyleyeceğim. İki tane kim hazırlık maçları. Etmez, kim müsaade etmez? Ben. Kim, sen kim olarak müsaade etmez? Türkiye Futbol Federasyonu. Yo hadi bak işine de. Türkiye doğru Futbol söylüyorsun. Federasyonum var abiciğim. Bak, doğru söylüyorsun. Ama hocam şöyle bir şey var bak. Şimdi Gaziantep demez mi? Biz Ferdi ile İrfan Can'ı izlemek istiyorduk. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye. Ya sana mı soracağım kardeşim? Benim için önce... Ferdi gerçi sakat hocam. Çocuk sakat. Merih Demiral aynısını söylüyorum bak. Atalanta aynısını yaptı hocam. Çekti mi oyuncuyu? Çekti tabii. Tabii çeker. Ya bu zaten bu özel maçlar falan sevimsiz olmaya başladılar. Bir faydası yok kardeşim. Yok tabii hocam. Hocam sen git önce Faroe Adaları'nı yen. Ondan sonra bana gel. O kadar. Aferin. Ertem bak beğendim bu lafını. Önce... Murat Akçı aradı. Murat Akçı aradı. Futbol Federasyonu As Başkanı. Sevgili kardeşim Murat Akçı. Teşekkür etti. Kadayıf göndermiş bize. Ayşenur Özkan. Merhaba. Ayşenur Kozan. Pardon. Ayşenur Kozan. Merhaba canım. İyiymiş. Ferdi 1-2 hafta yokmuş. Öyle deniliyor. 1-2 hafta yok deniliyor. Peki. Hocam. Sorusun ama sana bir soru soracağım şimdi bak. Birisi yazmış. Oradan aklıma geldi. Kiralık taraftarlar hakkında konuşur musunuz diyorlar. Kiralık taraftarlar nereden geliyor? Hindistan. Pakistan. Pakistan, Bangladeş. Hindistan da var. Aa, Orkun Kökçü de çekildi diyorsunuz değil mi? Orkun Kökçü de sakatmış. Şöyle diyorlar. Hocam şimdi Pakistan, Hindistan kimle içli dışlı bu iki ülke? Ne? Kimle? Hindistan. Hayır, 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 hayır. Bak yanlış biliyorsun. Ben Katar'a gittiğim için biliyorum. 20 gün kaldım Katar'da. Katar'da çalışanlar, işçiler, basit esnaf hep ya Bangladeşlidir, ya Hindistanlıdır, ya Pakistanlıdır. Tamam. Hocam, dolayısıyla baktılar taraftar gelmiyor. Tribünleri nasıl dolduracağız? Verdiler onlar 15'er dolar günlük yevmiye. 3 öğünde yemek verdiler. Tabii 10 dolar, 10 dolar. He, 10 dolar. Erdan Berlin sağlam duruş. Peki Allah göstermesin, Allah korusun. Bu kiralık taraftarlar ya bir sıkıntıya sebep olursa? Kardeşim orada bak unutma şunu sana hep söyleyeyim. Böyle dev organizasyonlarda bir sıkıntı olacaksa dünyada ses getirecek olay normal vatandaşın işi değildir. Arkasında mutlaka ve mutlaka bir grup vardır. Buna biz terör grubu diyoruz. Bu grupları da finanse eden dünyaca ünlü, büyük, güçlü gizli servisler vardır. Ha ne olur? Ha şu olabilir Allah korusun Mustafa Demirel. O Pakistanlı taraftarlar ne bileyim bir İngiliz kadına kötülük yapabilirler. Tamam bu da dünyada çok ses getirir. Veya bir kavga esnasında o bindirilmiş kıtalar dediğimiz kiralık taraftarlar ne bileyim alkollü küfür eden İngiliz, Alman, ne bileyim İspanyol, Brezilyalı gruba saldırıp bir veya birden fazla kişiyi yaralayıp öldürebilirler. Bunlar olabilir. Ama öyle patlama, çatlama falan işleri normal vatandaşın işi değildir ya. Allah korusun. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Derin Futbol YouTube kanalımızı lütfen takip ediniz. Çok geniş kitlelere ulaşabilmemiz için aşağı bol bol yorumlarınızı yazınız. Bol bol like atınız ve lütfen Derin Futbol'u hep beraber büyütelim. Sizlerden rica ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. YouTube. Canım kardeşim. Lütfen bu bantı Derin Futbol YouTube kanalına mı koyacağız acaba Beyaz Futbol? Derin Futbol. Peki başarılar diliyorum Ertem Bey. Derin Futbol YouTube kanalını takip ediniz. Başarılar temenni ederim. Aa bir dakika dur kapatmadan dur yayını kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Sürprizi söylüyorum sana. Ne? Hazır mısın? Evet.
143 Zafer bugün Beyaz TV'ye geldi. Devrim Zengi röportaj yaptı. Ha, tevekkeli değil. Devrim beni bir aradı kapattı. Neler söyledi? Selim Cenk ne haber oldu? Devrim bana dedi ki ya dedi hocayla ilgili söylediklerini koy. Tabii ki koy dedim. Hoca, dedi, hoca demiyor mu dedim. Demokrasi istediğin herkes söyleyebilir diye. Pazara şenlik var. Hadi bakalım. Tabii ki hakaret falan yok. Onu söyleyeyim. Devrim Zengi ararken demiş ki lütfen kapat telefonu demiş Devrim'e. Demiş ararsın şimdi merhabalaşırken ben demiş kendimi tutamıyorum bazen demiş. Ağzından bir şey çıkar demiş. O da üzülür ben de demiş. Neler söylemiş benimle ilgili? Kötü şeyler mi? Ha demiş ki Devrim demiş ki içeriden Devrim abi demiş ki içeriden şu anda şu anda kapı açılıp Ahmet Hoca gelse ne yaparsın? Elini sıkarım. Nasılsınız hocam? İyi misiniz derim demiş. Bana sallamış. Demiş ki iyi polis kötü polis oynuyorlar demiş. Devrim abi de demiş ki ya olur mu öyle şey demiş. Ahmet Hoca'ya bir şeyi özür diletmeye kalkarsan demiş. İstersen deneyelim demiş. Ahmet Hoca daha beterini yapar demiş böyle. Ha doğru haklı olsun demiş. Ama demiş bir önceki kan. Sana bir şey insanlar konusunda çok az yanlarım. 143 Zafer iyi bir insan. Hoş sohbet bir insan. Delikanlı bir insan. Ve Mustafa evet. Demirel. Ve Mustafa Demirel kardeşim geldi. Vallahi bak buna çok inanıyorum. Çok tatlı. Bir de yaşı benden büyük onunla. En az 66-67 yaşında vardır. Bence zeka olarak da senden fazla öyle diyor. 143 o kesin zaten şimdi. Abi adı üzerinde 143. Benim 87. Hocam çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Derin Futbol YouTube bilgiye teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen yayınımızı her yerde paylaşmanızı rica ediyorum.